edilmesiyle ilgili. Şu anda çok değerli meclis arkadaşlar. Şahsım ve komisyonumuz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Oda Meclis Başkanı'na isteyen arkadaşımız var mı? Varsa işaret buyursun, not alacağım. Sonunda söz vereceğim kendisine. Şu anda ben... Odamız 2021 Nisan ayı meclis toplantı tutanak okunması, meclis karar tutanağı... Bu süreçte ticaret odamızda sürekli bulunduk. Üyelerimizden özellikle iş yeri kapanan üyelerimizden gelen her konuyu ele aldık. Her konuyu ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımıza ilettik. Zaman zaman Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanımızla direkt görüşmelerde de bazı hızlı alınması gereken tedbirler ve önlemler noktasında da istişarelerde bulunduk. Bunun yanında yine siyasi otoriteyle zaman zaman Zoom üzerinden yönetim kurulu üyelerimizle bir araya gelerek tüm talep ve isteklerimizi TOB'a yazdığımız 110'un civarında bunları hep ilettik. Onlarla da paylaştık. Aynı zamanda AK Parti Grup Başkan Vekili yine diğer milletvekillerimiz, Şahin Tim Vekilimiz ve burada da yerelde de Sayın Valimizle bu tam kapanma sürecinde üyelerimizin, esnafımızın, iş yeri kapanan kardeşlerimizin her daim sıkıntılarını en azından dinleyebilecek bir yapı oluşturduk ve bunları da aktardık. Özellikle bu kapanma sürecinde şunu söyleyeyim, Türkiye'de uygulanmayan bir yöntem ortaya koyduk. Cumartesi, pazar ve bayram dahil dedik ki ticaret odasının olur da gece işi derdi problemi olur. Bu odayı aradığında mesai saati bitmiştir, kapanmıştır bir kere ortadan kaldıralım. Saat gece 22'ye kadar odamızda yetkin kişileri telefonumuzu yönlendirdik. Başta genel sekreterimiz ve iki tane genel sekreter yardımcımız o süreçten bugüne kadar bayram dahil telefonlarımıza cevap verdik ve gördük ki gerçek anlamda da talepler var. Biz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden izin müracaatında bulunduk. Biz sistemimizi oluşturduk. Artık randevu sistemine geçeceğiz. Üyelerimiz artık buraya geldiğinde hiç beklemeden işlemlerini hızlı bir şekilde ortaya koyacağız. Esnaf ziyaretlerimizi büyük küçük sektör ayrımı yapmaksızın ziyaretlerimiz devam ediyor. Onların dinliyoruz, onların sıkıntılarını dinliyoruz, onların önerilerini dinliyoruz. Bunu yoğun bir şekilde yapıyoruz. Aynı zamanda meclis ve komitelerimize başladık. Bu hafta birinci meslek komitemizle ziyaretlere başladık. İnşallah her hafta bir veya iki tane meclis ve meslek komitelerimizi ziyaret ederek sıkıntıları ve önerileri alacağız. Bunun yanında yine Yüksek İstişare Kurulu üyelerimizin bilgi, tecrübe noktasında desteklerini almamız gerektiğini düşünerek onları tek tek ziyaret etmeye başladık. Bunların tabii ki ziyaretler, istişareler muhakkak fayda veriyor. Şunu buradan net ifade edeyim. Bu COVID sürecinde sivil toplum kuruluşları içerisinde insanların beklentisinin en yüksek olduğu odalardan biriyiz. Hiçbir şeyden kaçma, geri adım atma gibi bir durumumuz olmadı. Her bizi eleştiren, öneri sunan tüm esnafımızın yanında olduk. Ziyaretlerimizi de devam ettiriyoruz. Her biriyle de şunu ne söyledim, geçen de söyledim. Olur, 20 bin üyemiz var, tamamına dokunma şansımız yok. Gidemediğimiz arkadaşlarımız var, görüşemediğimiz arkadaşlarımız var. Bunu birçok televizyonda da ve bir araya geldiğimizde de dedim ki benim cep numaram bu, 24 saat hizmetinize hazırız. Ve şunu da gördük, her gittiğimiz yerde insanların ticaret odasını takip ettiğini, bizim bu ziyaretlerimizi ki varmış, onu size söyleyeyim. Bugün bizim elimizi güçlendiren, yani para vermemiz, bu 12 aylık, 14 aylık pandemi sürecinde 68 milyon TL artı 2700'e yakın üyemize
finansman desteği vermişiz. Bu konuşulmuyor. Ama bizim bu süreçte gidip insanlara dokunup sizlerle beraber 750 tane Mart ayı itibariyle üyemize dokunmuşuz. Onların hal ve hatırını sormuşuz, onları dinlemişiz. Bu süreçte bu bizim elimizi güçlendirdi. Bunu da inşallah ileriki süreçte yine sizlerle birlikte bunu devam ettireceğiz. Esnafın huzuruna çıktığımda gündeme gelen konu şu: başkanım, siz bu paraları dağıtıyorsunuz ama gerçek ihtiyacı olanlar alamıyor, parası olanlar alıyor durumu vardı. Ama bugünkü uygulamada, bugünkü nasıl şekilleneceği ile ilgili biliyorsunuz basın açıklaması yapıldı. İşte diyor ki nefes kredisi paketi yıllık cirosu 10 milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre %25 kayıp yaşayan ticaret, deniz ticaret, sanayi ticaret ve sanayi ve ticaret borsaları kayıtlı üyeleri sermayesi finansmanı imkanı sağlayacak. Yani ciroyu dikkate alındığında gerçek anlamda iş yapmamış kapanan işletmelerimiz bundan faydalanacak. Özellikle 2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'leri azami 50 bin TL diyor. Cirosu 1 ile 10 milyon TL arasında olan KOBİ'lere ise azami 200 bin TL kredi kullandırılacaktır. Bunlar biliyorsunuz 6 ay ödemesiz, 12 ay eşit taksitte.